Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Zekeriyaköy'de bulunan uzman psikolog Elçin Akdeniz ve onun çatısı altında bulunan My Clinic Çocuk Gelişim ve Spor Merkezi'ndeyiz efendim. Öncelikle Elçin Hanım sizleri bir tanıyalım efendim. Merhaba, yaklaşık bir yıldır Zekeriyaköy'de hizmet vermekteyim. Daha önce Şişli bölgesindeydim. Pandemiden sonra buraya taşımaya karar verdik. Yetişkin, ergen ve çocuklarla çalışıyoruz. Uzmanlık alanlarım aile ve çift terapisi, depresyon, panik atak, aksiyete, ilişki problemleri. Ergenlerle ve çocuklarla da aynı zamanda sınav kaygısı, oyun terapisi gibi hizmetlerimiz var. Aynı zamanda bünyemizde çocuklarla ilgili etkinlikler ve sosyalleşmesi için bazı bölümler bulunmakta. Güzel, bu çocuk gelişimiyle alakalı da Tuğba Hanım ilgileniyor sanırım. Tuğba Hanım, sizleri de biraz tanıyalım. My Clinic Çocuk Oyun ve Denge Koordinasyon Merkezi olarak kuruldu. Buradaki asıl amacımız küçük yaş gruplara hem sportif aktivitelerde bulunmak, aynı zamanda oyun oynayarak gelişimlerini sağlamak. Bu gruplarımız 15 aydan başlıyor, 5 yaşa kadar devam ediyor. 15 aylıkları genelde 24 aya bölüyoruz. 24 ay ve 36 ay olarak devam ediyor. Bu şekilde her yaş grubunun ayrı potansiyeli oluyor. Çok güzel. Peki kurumumuzun kapasitesi ne kadardır? Mesela ne kadar misafir kabul edebiliriz? Ben bu şekilde en fazla 5 tane çocukla sınırlandırıyorum. Her grup dersi için minimum ve maksimum 5 çocuk olarak devam ettirmek istiyorum. Bunun nedeni de her çocuğa hakim olabilmek çok önemli. Çünkü çok küçük yaş çocuk gruplarına hitap ettiğim için hepsini çok ciddi gözetim altında bulundurmak zorundayız. Ve onlara ufacık bir zarar gelsin kesinlikle istemeyiz. Önemli bir Evet. detay. Çok Olduğu küçük için yaş grubu olduğu için çok kıymetliler. en üstünde duruyoruz diyebiliriz açıkçası. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Tuğba Hanım vermiş olan Rica ederim. bilgilerden dolayı. Evet. Sözü tekrardan ben Elçin Hanım'a vermek istiyorum. Elçin Hanım, çağımızın hastalığı depresyon. Bununla alakalı eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Depresyon aslında bütün bizdeki patolojik hastalıkların bir süre sonra maruz kaldığı durumdur. Genelde içe çekilme olarak görülür. Genelde işte arkadaşlarından uzaklaşır, öz bakımı düşer, sevdiği aktiviteleri bırakır, sinirli, öfkelidir. Ya çok uyur, uyuduğu halde de yorgun kalkar ya da hiç uyumaz, yine enerjisi düşüktür. Belli bir seviyeden sonra mutlaka tedavi alması gerekir. Evet, depresyon dememiz için belli bir süre gerekiyor bunlara maruz kalmamız için ve birden fazla özellik olması gerekiyor. Mesela hayattan zevk aldığınız aktiviteleri bırakmak çok basit bir şey bile olsa işte bir deniz kenarında çay kahve içmeye gidiyorsanız standart artık yapmıyor olmanız. Arkadaşlarınızla buluşmuyor ya da futbol oynuyorsanız bırakmış olmanız gibi. Bu sadece bir tane ama onun dışında değerlendirdiğimiz birden fazla alan var. Tabii ya. Mesela okul bitirdiniz hocam. Yani illa ki sizin de oluyordu psikolojik sorular, sıkıntı. Bunlarla alakalı sizler nasıl bir destek alıyorsunuz? Bunu hep merak etmişim. Peki, şimdi üniversiteyi bitirdiğimiz zaman bizde yetmiyor. Yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yüksek lisans da maalesef yeterli olmuyor. Alanınızda bizim birçok eğitim var, ekollerimiz var. Onlarla birlikte eğitim alıyoruz. Ama aynı zamanda tavsiye edilen şu ki herkesin kendi sürecinden geçmesi. O da bir terapi alıyor olmuş olması gerekiyor. Genelde uzmanlar kendine yatkın bir tane de alabiliyor ya da çalıştığı alanla da ilgili bir terapi hizmeti alıyorlar. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Bilgilerden ötürü efendim sizlerin. Evet. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum.